Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da koronavirüsü atlatan ve iki doz aşı olanlar için çeşitli muafiyetler artık hayata geçmiş vaziyette. Hemen bakalım bunlar neler? Buna göre enfeksiyon kapıp iyileşenler ve iki doz koronavirüs aşısı yaptıranlar test yaptırmadan mağazalara, kuaförlere ve alışveriş merkezlerine girebilecek. Ancak muafiyet ikinci aşıdan 14 gün sonra geçerli olacak. Öte yandan riskli bölgelere seyahat düzenleyip geri gelenlere karantina da uygulanmayacak. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre iki doz aşı yaptıranların semptom göstermeyen enfekte olanlara göre virüsü bulaştırma riski çok ama çok az. Daha önce hastalığı kapıp iyileşenler ise enfekte olduktan sonra 6 ay boyunca virüsü bulaştırma riski çok düşük olduğu değerlendiriliyor. Ancak her durumda kapalı mekanlarda maske takma ve sosyal mesafeyi koruma zorunluluğu var. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Yapılan bu açıklama ve muafiyet aslında bize şunu gösteriyor. Sadece Almanya'da değil, Avrupa ve diğer ülkelerde de bu geçerli. Bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki siz her ne kadar aşı olmak mecbur olmasa da siz bu aşıyı yaptırmak zorundasınız. Türkçesi bu. Şimdi ne deniliyor yapılan açıklamayla? Eğer aşı olursanız Riskli ülkelere gittiniz mesela Türkiye'ye gittiniz ve döneceksiniz. Biliyorsunuz döndükten sonra karantinaya girmeniz gerekiyor. Eğer aşınız varsa siz karantinaya girmeyeceksiniz diyor. Peki şimdi bir örnek. Diyelim ki Berlin'de yaşayan Ali Bey ya da Fatma Hanım İstanbul'a gitti. Kendisinin de herhangi bir şekilde bir rahatsızlığı yok ve koronavirüse yakalanmadı. Geldi elinde de PCR testi var. Almanya örneğin e, gümrük kapısında dediler ki siz artık karantinaya şu kadar gün kalacaksınız karantinada. Peki hiçbir rahatsızlığı olmayan, koronavirüse yakalanmayan da aşı yaptıran arasında ne fark var? İnsanları bu şekilde ayırmak sizce doğru mu? Aslında burada bana soracak olursanız bir dayatma söz konusu vatandaş aşı olmak isteyebilir. Biz kimseye aşı olun ya da olmayın demiyoruz. Bu herkesin kendi vereceği bir karar. Ama alınan bu karar bize şunu gösteriyor. Yani resmi makamların koronavirüs aşısı yaptıranlarına diyor ki siz artık bütün mağazalara, alışveriş merkezlerine ve diğer kurumlara girebilirsiniz. Herhangi bir şekilde sizin için kısıtlama söz konusu değil diyorlar. E peki koronavirüs aşısı olmak istemiyor Ali Bey, Mehmet Bey ya da Fatma Hanım. Şimdi burada bakın gerçekten çok büyük bir oyun var. Ben böyle görüyorum artık. Bunu söylerken sakın beni yanlış anlamayın. Tekrar ediyorum. isteyen aşısını olur, istemeyen olmaz. Bu herkesin kendi bileceği bir şey. Ama aşı olmak istemiyorsa bir kişi sen onu uçağa neden almıyorsun? Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Havayolu şirketleri şey açıklayacak, diyecekler ki aşı olmayanları almıyoruz diyecekler. Pek çok havayolu şirketi de böyle bir uygulamaya geçti. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da bunlar söz konusu şu anda. Aşınız yoksa uçağı almıyorlar sizi. E peki bu insanların seyahat özgürlüğünü engellemek değil midir? Bakın Avrupa'da da bu gelecek. Şu an neden getiremiyorlar biliyor musunuz? Aşı yok çünkü. Evet, aşı yok planlamalar tutmadı. Aşı üretimiyle ilgili sıkıntılar ortaya çıktı. Bazı ülkelerde biliyorsunuz AstraZeneca yasaklandı. Johnson Johnson aşısı yasaklandı. Daha sonra da ve gerilen noktada şu anda aşıya ulaşmak imkansız noktaya geldi. Ve gerilen noktada aşıya ulaşmak öyle kolay değil. Aşı savaşları var şu anda. Bakın değerli izleyicilerimiz Almanya'da açılan Aşılama merkezlerinin yüzde %50'si aşı olmadığı için kapandı. Biliyorsunuz Paskalya'dan sonra ne dediler? Aile doktorları da artık aşı yapabilecek. Ama görüyoruz ki aile doktorlarına gönderilen aşı yok. Aşı planlaması suya düştü. Şimdi Haziran ayı itibariyle aşıların çok olması bekleniyor. Ondan sonra diyecekler ki aşı var kardeşim. Niye aşı olmadın? Hadi bakalım herkes koşa koşa aşıya gidecek. Şimdi zorunlu hale getiremiyorlar. Ne diyorum? Çünkü aşı yok. Değerli izleyicilerimiz bunları söylerken sakın beni yanlış anlamayın. Ben ne aşı karşıtı olduğumu söylerim ne de aşı taraftarı olduğumu söylerim. Ben her yaptırmak isteyene de yaptırmak istemeyene de saygı duyarım benim şahsi kanaatim var tabii ki ama sağlıkla ilgili bir konu olduğu için ben görüş bildirmekten imtina ediyorum, çekiniyorum. Beni de anlayacağınızı düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya tarafından Türkiye ve daha pek çok ülke tarafından Türkiye riskli ülkeler kategorisinde yer almaya devam ediyor. Şimdi Almanya'da birçok eyaletin uyguladığı aşı olanlara ve korona yakalanıp iyileşenlere tanınan karantina muafiyetini Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan san-express uygulamaya başladı bakalım haberin detayları neler Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletinde aylardır uygulanan karantina muafiyetinin ardından Hessen Berlin Brandenburg Bavyera aşağı Saksonya rayland Flas ve Baden-Württemberg eyaletlerinde Türkiye'de dahil virüs varyantı olmayan ülkelerden seyahat edecek olanlar Avrupa Birliği tarafından onaylanmış aşı sertifikalarını ibraz ederek karantinadan muaf tutulacak. Peki, anlamı şu. Avrupa Birliği Aş Ajansı EMA var biliyorsunuz Hollanda'da. Tüm aşılara EMA karar veriyor. Diyor ki, benim onay vermiş olduğum aşıları yaparsan Avrupa Birliği'nde pek çok ülkeye sen herhangi bir karantina şartı olmadan girebilirsin. Mesela nedir bu aşılar? Biontech Johnson Johnson, Moderna, AstraZeneca gibi. Evet değerli izleyicilerimiz bu aşılardan bir tanesini olursanız ne diyorlar? Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren ve Svalya, Rheinland ve Baden-Württemberg eyaletlerinde karantinaya girmezsin diyor. Peki Türkiye'de bir vatandaşımız Almanya'ya gelecek diyelim. Türkiye'de yoğun olarak da Çin aşısı var biliyorsunuz. Biontech'te yapıldı, yapılmaya başlandı ama yoğun olarak Çin aşısı söz konusu. Peki, Çin aşısı Avrupa Birliği'nin aşı ajansı olan EMA'dan onay aldı mı? Hayır, almadı. Şimdi bunun bir diğer anlamı şu. Benim onay verdiklerimi ben öncelik tanıyorum diyor. Bu bir kere bakın demokrasiye aykırı bir şey, insan haklarına aykırı bir şey. Vatandaş aşı olmak istemediğinde sen onu karantinaya alıyorsun ama aşı olana diyorsun ki hayır sana karantina yok. Peki, şimdi size bir soru aşıların %100 koruduğuna dair bilimsel bir çalışma, bilimsel bir açıklama var mı? Ben görmedim, yok. Aşıyı bulanlar dahi, örneğin Profesör Doktor Uğur Şahin Biontech aşısını bulan, o bile ne diyor? Aşılar %100 koruyucu değil diyor. Hatta eşi Profesör Özlem Türeci bir açıklama yaptı. Ne dedi? Her yıl en az iki kez bu aşıların insanlar tarafından vurdurulması gerekiyor dedi. Değil mi? Onlar bile evet yüzde yüz oldunuz iş bitti demiyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz işin içerisinde çok büyük bir ekonomi var aşı ve test ekonomisi milyarlarca test milyarlarca aşı. Hızlı testler biliyorsunuz işte parmaktan alınan bir kanla bu işte sizin koronavirüse yakalanıp yakalanmadığınızı pozitif ya da negatif olarak size söylüyor. Bu aşıların güvenilirliği ne kadar? Bu testlerin güvenilirliği ne kadar? Bana soracak olursanız yüzde %50'nin üzerinde değil. Hızlı testlerden bahsediyorum. Nitekim çevremizde pek çok kişinin pozitif çıkan negatif çıktı, daha sonra negatif çıkanlar da pozitif çıktı. Ama Öyle bir şey var ki bu milyarlarca test ve aşı birileri tarafından satılıyor, birileri para kazanıyor ve ekonomileri güçleniyor. Şimdi Biontech nerede üretiliyor? Belçika ve Almanya'da. Düşünebiliyor musunuz? Vergiyi 9 euro civarında bir tane aşı, Biontech aşısı. Ülkelere göre değişiyor. 13-14 euro olan var. Ben size en düşüğünü söyledim. 9 euro milyarlarca aşı topladığınızda ülke ekonomilerini ayağa kaldıracak kadar büyük bir para. Testlere bakıyoruz. En son biliyorsunuz Almanya'da Lidl'de, Aldi'de 25 euroya 5'li testler satıldı. Milyonlarca İki gün içerisinde market raflarında bir tane hızlı test kalmadı. İnsanlar saldırdı. Şimdi böyle bir durum var. Bir de Yine yer alan haberlere göre pek çok medya kuruluşunda yer alan habere göre bu aşıların bir kısmı pıhtılaşma yapıyor ve insanların ölümlerine neden oluyor. Böyle bir tablo var. Aşı olmak istemeyenler bunları görüyor, duyuyor, okuyor. Almanya'da aşı olun daveti gönderilenlerin sadece %50'si aşı oldu sırası gelmesine rağmen aşı olmayanların oranı yüzde 50. insanların ciddi anlamda aydınlatılmaya ihtiyacı var. Yüzde 50. Bu aşılar daha üretilmeden piyasaya çıkmadan önce birer kurtarıcı olarak lanse edildi biliyorsunuz. Ama şimdi Aşı üreticileri bile açıklama yapmıyor. Şunu söylemiyorlar. Bizim aşımız yüzde 95, yüzde 96 koruyucu gibi açıklamaları daha önce Aralık ayı itibariyle yaparken artık yapmıyorlar. Ben aşılar iyi ya da kötü demiyorum. Sadece koronavirüsün başladığı ilk günden bugüne kadar gelen aşıyla ilgili testle ilgili durumları anlatıyorum. Ve pek çok hükümet başkanı, devlet başkanı nerede, hall oluyor, çözdük, koronavirüsü yendik derken birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ataklar meydana geldi ve insanoğlunun ne kadar aciz olduğu bir kez daha ortaya çıktı. İşte tam bu noktada ne diyorlar? Aşı olun diyorlar. Biz sizi muaf tutacağız bazı şeylerden. Bunun ben anayasalara aykırı, insan haklarına da aykırı bir tavır olduğu kanaatindeyim. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya Başbakanı Merkel'den bir son dakika açıklaması geldi. Gelen bu açıklamaya göre Merkel biliyorsunuz bu yaz tatiliyle ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamalarda pek çok soru işareti oluşturmuştu. Kapılar açılacak mı? İsteyen istediği yere gidecek mi? Döndüğünde karantina olacak mı? Bununla ilgili bir gevşeme söz konusu olacak mı diye pek çok soru gelmişti bize. Emekli TV'nin Instagram, Facebook ve Twitter hesabından da çok sayıda soru aldığımız konulardan bir tanesi. İşte bunlarla ilgili Merkel'den bir açıklama geldi. Merkel bu yaz tatiliyle ilgili bakın şöyle bir açıklama yaptı. Bu yaz genel olarak tatil gezilerine çıkılacağından umutluyum dedi. Merkel Avrupa'da yaz tatilinin aşılanmamış insanlar için de mümkün olacağı konusunda iyimser olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Jens Spahn ise Avrupa Birliği içerisinde seyahat etmek muhtemelen aşıya bağlı olmayacak. Ayrıca testlerle Avrupa'da iyi bir şekilde dolaşabileceksiniz diyor. Evet değerli izleyicilerimiz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Aslında yapılan bu açıklama yaz tatiliyle ilgili Neler olacağına dair herkesin ciddi kafasında soru işaretleri var. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Belçika, Avusturya, Norveç, İsveç gibi yoğun olarak vatandaşlarımızın yaşamış olduğu ülkelerde hep şu soruluyor. Bize de çok sayıda soru geliyor. Türkiye'de gidebilir miyiz? Tatil paketi satın alalım mı? Tatil rezervasyonu yaptıralım mı? Yönünde çok sayıda soru var. Bakınız değerli izleyicilerimiz. Türkiye bildiğiniz üzere kapanmış vaziyette. Bu kapanmanın temel amacı zaten turizm. Evet. Turizm noktalarının tamamı Haziran ayı itibariyle bu gidişle açılacak. Zaten kapalı kalması demek binlerce işletmenin iflas etmesi anlamına geliyor. Kapanma sonrası vaka sayıları düştü denilecek ve turizm noktaları tek tek açılacak. Bırakın turizmi, Türkiye'deki restoranlar, kafeler, toplu olarak insanların gittiği yemek yediği yerler ve daha pek çok işletme şu anda iflasın eşiğinde. Evet, iflasın eşiğinde. Binlerce işletme iflas etti. Şimdi hazirandan sonra bu turizm işletmeleri eğer açılmazsa ki böyle bir şey söz konusu bile değil açılacak. O zaman hiçbir tane turizm işletmesi ayakta kalmaz. Oteller, restoranlar, barlar, gece kulüpleri aklınıza ne gelirse Havayolu şirketi aklınıza ne gelir? Hepsi iflas edecek demektir. Hükümet de bunu öngördüğü için kapıları açıyor ve yasakları kaldırıyor. Zaten kapanmanın da amacı bu. Şimdi Almanya'da, Fransa'da ya da diğer Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden Türkiye'ye gidecek olanların mutlak surette opsiyonlu uçak bileti yani ertelenebilir uçak bileti ve otel rezervasyonları yapmalarında çok büyük fayda var. Eğer siz ertelenemeyen, iptal edilemeyen rezervasyon, tatil satın alırsanız, yarın öbürsü gün olumsuz bir durum ortaya çıktığında ciddi mağduriyetler yaşarsınız. Onun için gerekirse 20-30 euro ya da 20-30 dolar daha fazla para vererek Erteleme imkanı olan turlar satın alın. Evet bu söylediğim çok çok önemli. Bu arada